Günün manşete başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini konuşmak üzere Hikmet Yenç'le birlikte karşınızda. Hepinize merhaba diyoruz. Hikmet merhaba. Merhabalar, günaydın. Rusya'dan bir görüntüyle başlayalım. Fransa'da yer yerinden oynuyor hakikaten bundan dolayı. Görüntü şu, yaklaşık 35 metrelik bir masanın bir ucunda, Putin öbür ucunda. Kaç metre? 35 metre dedi ama abarttım tabii ama. Ama 5 metre var değil mi o masa? Vardır, rahat var. 5 metrelik bir masanın. 5 metre rahat var. Bir ucunda Putin, öbür ucunda. Çift dorsiyelik şey, tırsı var yani. Şu görüntü, öbür ucunda da Macron. Konuşuyorlar, Putin fena bir sıkılmış vaziyette. Ukrayna meselesinde arabulucu olmaya çalışan Macron'un tavrı burada Fransa'da özellikle hakikaten bayağı bir eleştirildi. Bunun üzerinden ne espriler koptu, neler neler söylendi. Tabii bu görüntü sadece Fransa'ya özgü bir görüntü değil. Putin'in bu görüntüyle beraber Avrupa'ya koyduğu mesafe bu kadar olur cümlesi. Çünkü bir önceki görüşmesinde Marine Le Pen'le bir görüşmesi vardı. Şundan daha küçük bir masanın etrafındaydılar Marine Le Pen'le. Putin, düşün. Yani hani Macron'un yer rakibi olan ırkçı partinin lideri Marine Le Pen'le. Sana uzanmıyor yani. Valla Avrupa'ya uzaklığını gösteriyor. Zaten Avrupa'ya bu hususta bayağı bir kızgın Putin. Fakat Macron'un da Sayın Cumhurbaşkanı da şey yaptı ya. Hani lider kalmadı Avrupa'da, bir Merkel vardı deyip geri kalanı böyle bir ezdi geçti ya şeyde. Bizim son seyahatimizde Ukrayna'da. Bu görüntü ona eşler görüntü. Tabii bir de bunun şey görüntüsü var. Aslında Macron'un Rusya'ya geldiğinde bir görüntüsü var. Uçaktan inerken bir görüntüsü var. Varsa onu da verin. Onun üzerinden yorumlatayım. Şu Macron'un uçağının Rusya'da Moskova'ya geliş görüntüleri. Macron uçaktan iniyor ve şimdi karşılama anını göreceksiniz. Evet, gördünüz. Sadece bu arkadaş var. Başka kimse yok. Bu. Yan tarafında da muhtemelen büyükelçi herhalde, tahmin ediyorum. Yani büyükelçi ya da Rus dışişlerinden bir yetkili olsa gerek. Karşılığımı da bu. Yani bunlar devletler arası ilişkilerde sembolik görüntüler. Bu evet. Sembolik görüntülerin bir anlamı var. Hiçbir tanesi boş yapılan işler değil bunlar. Özellikle mevzu bahis Rusya olduğunda bu mesaj verme meselesini çok daha anlamlı hale getirebiliyor. Masayla, karşılama görüntüleriyle neler söylediği vallahi belli. Boşu boşuna Kremlin'e kadar yürümüş bence. Uçaktan konuşsalardı aşağı yukarı. Daha mantıklı mesafe olacak. Aynıydı yani. Doğru söylüyorsun. Uçaktan bir selam ver. Şimdi tabii olayın tabii biraz böyle hani fotoğraflar üzerinden işte o meşhur yüksek sandalye, alçak koltuk muhabbeti. İşte şurada durdum, burada durdum. Tabii dediğin doğru. Uluslararası ilişkilerde birçok fotoğraf biliyorsunuz fotoğraf üzerinden yorumlar yapılır. Yani özellikle diplomatik görüşmelerde hiyerarşiden bahsedilir. Güçlü ülke, güçsüz ülke falan mesaj göndermeler. Bunlar tabii olur ama tabii işin tabii bu uzaktan konuşması bir mesajdır. Doğrudur. Nasıl okursan okursun. Gerçi ben bunu hakikaten şey biliriz. Yani tam Türkçe'ye de uyuyor. Size mesafeliyim mesajıdır. Olsa öyledir. De şöyle bir şey de var yani Macron'un oraya gitmesi tabii ki önemli. Yani bu arada tabii olayın aslında ıskalıyoruz. Yani Putin'le Macron görüşüyor. İngiltere bütün derdini anlattı. Almanya bu konuda bir şey söylemeye korkuyor. İki arada bir derede. Bir vaka var ortada, o da şu. Yani Avrupa gaz konusunda ciddi bir sıkıntı yaşıyor. Ve sert bir kış. Doğal gaz fiyatları dünyada rekor kırıyor. Petrol fiyatları 90 doların üzerine çıkmış durumda. Enerji harcamaları yüksek ve aynı zamanda enerji giderleri bütün ülkeler için söylüyorum. Çok yüksek. 3, 6 ve 9 şeklinde hatta bir sıralama yapmış. Yabancı basından takip ettim. En düşük enerji fiyatının artma oranı %300. En düşüğü. 1'e 3 yani. 1'e 3 ve 1'e 10'a kadar var. Avrupa coğrafyasından bahsediyorum. Bu ne demek biliyor musun? Bu üretimin ne kadar yüksek maliyetli olmaya başladığını gösteren bir hadise. Net. Bu aslında çok ciddi bir kriz, daha da büyük krizlerin yaşanabilir konusunda bir işaret fişeği. Yani bu çok
açık açık gösteriyor. Şunu net bir şekilde görüyoruz. Şu anda Avrupa bütün gazını Rusya'dan, Ukrayna üzerinden Rusya'dan aldığı için %40 oranında çok bağımlı. Çok büyük bir oran. Korkunç bir oran. Buradaki sıkıntılardan biri şu zaten. Kimse ağzını açamıyor o yüzden. Hiç kimse bir şey söyleyemiyor. Yani burnunu dibine tutuyor. Hiç kimse bir şey söyleyemiyor. Kaldı ki Amerika'da çok fazla zorlayamıyor. Çünkü olası bir Amerika-Rusya, tabii Amerika-Rusya çatışmasında Avrupa'nın gazını, yani gaz ihtiyacını öyle söyleyeyim. Çünkü Avrupa NATO diye bakıyorsun o açıdan. Tabii yani Avrupa'nın gaz ihtiyacını karşılayabilecek konumda olması lazım. Yoksa Avrupa yanında durmaz Amerika'nın. Böyle bir hikaye var. İki, şöyle bir durum var. Şimdi Rusya'daki bu stratejik gaz meselesi donuyor çünkü biliyorsun yani. Evet. Gazı temin edemediği zaman şimdi alternatiflere yöneldi. Alternatiflere yöneldiği için de 6-10 kat civarında gaz fiyatları arttı dünyada. Özellikle Avrupa'nın bu. Çünkü arz çok az, talep çok fazla. Durum böyle olunca 6-10 kat civarında fiyatların arttığını biliyoruz. Onun için çok stratejik. Macron'da hem bunu görüşmek hem de aradan ya ben Ukrayna meselesinde de ara bulucu olurum mevzusunu herhalde halletmek üzerine gelmişti. Umduğunu bulamadı. Köşkünüz geri dönmüş oldu. Ve şunu aslında şu dönemde en azından şöyle bir gerçekle de karşı karşıya kaldık. Çok bilinen, aslında basit ama çok bazen de acıtan bir gerçek. Eğer enerjide dışa bağımlıysan, muhakkak o enerjiye bağlı olduğun ülkeler veyahut o bağlantılarda ona göre dış politika oluşturmak zorundasın. Kendini ona göre ayarlamak zorundasın. Çok ilginç bir şey yani. Ve hani şey diyorlar ya, işte yine de bir enerji yatırımı yapılması gerekiyor, şu petrol bulmak gerekiyor. ABD biliyorsun bu sorunu tüm dünyada şu anda galiba Katar'dan sonra veyahut da Katar'dan önüne geçmiş olabilir. Kaya gazını elde etmiş olduğu sıvılaştırılmış doğalgaz olarak üretiyor. Kendisi yapmaya çalışıyor. Ona rağmen ABD'de çok büyük maliyetler var. Yani gene enerji maliyetleri var. Ama böyle bir vaka ve bunun hiç dünyada hiçbir şekilde hazırlık olmadığını da gördük. Ya şunu demek istiyorum. Yani böyle bir şey olacak. Yıl olmuş 2000, hep böyle yıl olmuş. 2022 oldu. Allah ömür versin, 2022, aynısını söyleyeceğiz. Yıl olmuş 2022. Avrupa'sın, dünyanın en büyük ekonomik coğrafyası, dünyanın efendisi gibi görünüyorsun, batısın. Ama bir doğalgaz ihtiyacın var. Bunun ve vazgeçemeyeceğin bir enerji kaynağı bu. Vazgeçeceksin mümkün. Geçemeyeceğin ve bunun da tedbirini alamamışsın şimdiye kadar. Diyeceksin ki neyi tedbir alacaksın? Arkadaş, fosil yakıtlı enerjiye muhtaçsan, şu dünyadaki, şu anda mevcut konjonktürde ya Rusya'ya bağlısın, ya Orta Doğu'daki petrole bağlısın, ya işte Azerbaycan'a bağlısın veyahut da Kuzey Afrika'ya bağlısın, şuraya buraya bağlısın. Yani bu böyle bir şeyle de karşı karşıya kalmış durumdayız. Ben bunu şuradan önemsiyorum. Yani bütün dünyada bu küresel yeni dengeler oluşuyor falan filan, bir sürü dış politika konuşuyoruz. Ama şöyle önemsiyorum. 2002'ye gelmişsin. Ukrayna Rusya arasında bir kriz var. Ukrayna oraya Kızıl Ordu'yu göndermiş. 100 binin üzerinde Rus ordusu orada konuşlanmış. Bütün dünyaya bakıyorsun. Hani eski Soğuk Savaş dönemini hatırlasana. Nasıl dünyayı paylaştılar? Kuzey Kore, Güney Kore, Güney Vietnam, Kuzey Vietnam. Eski dünya. Şimdi bakıyorsun Kuzey, Güney, Doğu, Batı olacak bir şey yok ortada. Uzaktan sadece bağırıyorsun cik cik. Amerika diyor ki gelirsen şöyle yaparım vururum. Rusya'nın da kılı kıpırdamıyor. Yani neydi? Ben burada duruyorum şu anda diyor. Diğer taraftan örneklerini de verdik. Yani varoluş meselesi. Sen ister Almanya ol, nükleer güç Fransa ol, İtalya ol, İngiltere ol, dünyanın efendisi ol. O petrol, o gaz kısıldı mı bitti, işin bitiyor. Hani hastalığını fişini çeker gibi. İşte bu dünyayı bu hale getiriyor. Şimdi Macron dediğin zaman aslında o fotoğraftaki verilen manzara hakikaten Türkçe tabiriyle sana mesafeliyim arkadaş. Benden uzak, Allah'a yakın dur der gibi. Uzak dur benden. Yer gibi. Hani hakikaten komik bir manzara o çünkü. Bu manzaranın da Putin'deki rahatlığı da görüyorsun yani. Dini anlat bakalım der gibi. Çünkü çok enteresan bir şey vardı. Ben baştan sonra 5-6 dakikalık bir bölümünü izleme fırsatı buldum. Yani yüzünü okumaya çalıştım. Yani anlamıyoruz dedikten arasında konuştuğunu da. Ama onlar da birbirini anlamıyor zaten. Doğru. Hoş onlar. Ben de Rusça ve Fransızca bilmem. Ama şöyle bir şey var yani. Hani bir an önce değilsen sen söyle, ne diyeceğini söyle ve çek git gibi bir surat var.
Öyleymiş yani, genel yorum o anlamda. Öyle miymiş? Fransa basında da. Valla Suat da öyle zaten. Ha diyor. O zaman tüveri bu hıbri diyor adam. O diyor ki ha öyle de öyledir diyor. Valla. Dokunma karışmayın diyor. Yerim ham yaparım, daha önce yaptım. Hayır, ben bu örneği verirken çok doğru örnek. Bir de uluslararası ilişki uzmanından da şey aldım, taltif aldım. İyi hatırlatma Hikmet dedi. Teşekkür ediyorum. Şunu verdim. Yaşandı. Çok uzakta değil yani. Çok yakın süre içinde yaşandı. 2008-2009 yaşandı ve Rusya geldi. Gürcistan'a ham yaptı. Ağzını açtı. Bütün dünya baktı. Isırım ha dedi. Hepsi kaçıp gittiler. Bu yaşandı. Doğru. Tiflis'e 50 kilometre ne demek biliyor musun? Korkunç bir şey yani. Rus ordusu girdi. 50-60 kilometre kaldı Tiflis'e. Ve Almanya bağırırken durdu. Dedik sen karışma bak. Şu anda %32 bende. Bitti bitersin yani. 10 yıl toplanamazsın dedi. Aynen öyle oldu. Şimdi Amerika çok uzaklardan bağırıyor. Okyanus ötesinden. Bir de, bir de sen dedin ya hani Amerika ile Rusya bir kafa kafa, hep söylüyoruz. Vallahi. Amerika Rusya kafa kafaya gelir. Ben bildiğim yere gelirler ama birbirine sıkmazlar. O hep bir dengedir. Öyledir, hep öyle olmuş. Ben Fransa üzerinden şu yorumu bitirelim meseleyi. Çok da uzatmayalım. Seçim var. Seçim üzerinde Macron bir şeyler yapmaya çalışıyor. Çırpınıyor. Çünkü içeride hakikaten başarısızlık diz boyu. Dışarıda da başarısızlık diz boyu. Macron'un temel hedefi Angela Merkel'in 15 yıldır Avrupa liderliği koltuğunun yeni sahibi olabilmek üzerine kurgulamış. Fakat bu konuyla ilgili olarak ben yine Fransız basınından yorumla söylüyorum. Buna ne çapı yetiyor Macron'un, ne bilgi tecrübesi yetiyor, ne bu konuyla ilgili müktesebatı yetiyor. Yani Avrupalılar meseleyi böyle görüyor ve Sayın Cumhurbaşkanı da Ukrayna'daki konuşmasında bu meseleyle ilgili olarak yani bir Angela Merkel vardı muhatap alabileceğimiz, hakikaten konuştuğunda ondan sonra sözünü kıymet verilebilecek. Onun haricinde yeni bir kimse de gelmedi. Öbürleri de ondan sonra çok şey değil de aslında biraz Macron'u şey yapıyor. Fransa'da oraya oynuyor seçim çünkü. Ben yakın demiştin değil mi? Bu sene seçim var. Ama enteresan bir şey de hatırlattın. Ben hatırlamıyorum ama sen anlattın. Öyledir anlat bildiğine göre. Le Pen'le daha küçük masada Macron'u böyle. Ya değil, göstereyim ben bu da, bu da bu da enteresan bir şey biliyor musun Murat? Aklıma o geldi. Yani buradan bile bir çıkarım yaptım. O da şu. Ya Le Pen dediğin faşist bir parti lideri. Doğru mu? Marine Le Pen evet aynen öyle. Evet. Öteki tarafta kim var? Macron. Şimdi burada Putin var. Enteresan dünya ne hale gelmiş ya. Biz soğuk savaş döneminde hani bak, rightist. Şu gördüğün fotoğraf. Gayet bir kafeteryada oturup kahve içiyorlar yani. Değil mi? Bir biz ne derdik mesela? Leftist, rightist. Sağcı, solcu. Faşizm, komünizm. Değil mi? Şimdi bakıyoruz karşısında bir tane faşist lider var. Karşısında kim var? Rusya ve Putin. Tabii. Macron geliyor. Bu faşistin karşısındaki adam. Hesapta. O zaman hesabı karşıda gene ne var? Sosyalist Putin var. Yani dünyanın çiviz çıkmış arkadaş. Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Peki Avrupa aradığı gazı bulamıyor manşeti. Yeni Şafak'ın manşeti, onunla devam edelim. Çünkü dediğim gibi yani Rusya sağlı solu tokatlıyor vallahi Avrupa'yı. Macron'un özelinde aslında Avrupa'ya verilen mesaj hocam, bu olsa bu kadar Rusya güzellemesi yapıyormuşuz bir ödüyoruz sonra uyarıyorlar diyorlar ki. Hayır diyor? Şunu söylemeye Murat çalışıyorum. Murat abi niye diyor Rusya'yı bu kadar seviyor hayır, diyor bir tanesi. Yok yani şöyle. Uyduruyorum pardon biliyorum. Benim işlerim bir tanesi merak etsin. Yok ben ülkemi çok seviyorum. Ben şeytan avukatlığı yapıyorum. Doğru. Ülkemi çok seviyorum. Dolayısıyla buradaki temel göstergemiz her zaman olduğu gibi Türkiye'nin menfaatlerine olacak şeyler. Ha, Macron dediğin adam Türkiye'nin, Avrupa, Türkiye'nin Afrika'da, Türkiye'nin işte Uzak Asya'da, Türkiye'nin Afrika boynuzunda öyle söyleyeyim. Orta Doğu'da yapmış olduğu hamlelere karşı aldığı sözde tedbirler. Çünkü hani arka planında aşağılıkça hareketleri var Fransa'nın. Bunları görülüyor, biliniyor en azından. Bu hamlelerinin karşı Rusya tarafından tokat yemesi benim hoşuma gidiyor açıkçası. Bir de biz menfaatlerimize bakıyoruz değil mi? Ülkemin menfaati, ülkemin menfaati daha önemli. Putin faşistle oturmuş kafeteryada kahve aynen içiyor. Öyle. Kaysa daha sosyalist bir lideri görünce mesafeli davranıyor aynen mesela. Öyle. Avrupa aradığı gazı bulamıyor başlığıyla şunu söylüyor Yeni Şafak gazetesi. Doğalgazda %40 oranında Moskova'ya bağımlı olan Avrupa ülkeleri muhtemel Rusya-Ukrayna savaşında gazsız kalmamak için çaldığı kapılardan henüz umduğunu bulamadı. Yüksek talep ve arz sıkıntısı nedeniyle doğalgaz elektrik fiyatları 6-10 kat arttı. Amerika'nın da savaşta müttefiklerinin yanında evet görebilmesi için onlara gaz bulması şart diyor.
rota değişirse Asya krize girer diyor. Evet. Şu anda Avrupa Birliği gaz bulabilmek için mesela Katar'la görüştü. Katar dedi ki pardon eyvallah ama benim öncelikli müşterilerim var. Yani yıllardır iş yaptığım ülkeler var. Önce onlara veririm. Bütün dünyayı besleyemem kalırsa, ben ya. Tabii, kalırsa size de satarım cümlesini kullandı. Azerbaycan'da keza aynı durum söz konusu. Şimdi Rusya dediğim gibi %40 bağımlı. Bu sefer düğümlerini Asya'ya döndü. Asya'dan LNG tankerleriyle sıvılaştırmış evet. doğalgazı getirip yeniden işte tesislerde kullanım haline getirebilecek hamleleri yapıyor. Yalnız şöyle bir durum söz konusu. Eğer bununla ilgili olarak hani paramız var alırız cümlesiyle ya da fikriyle hareket ederlerse ve o gemilerin rotaları Asya'dan Avrupa'ya dönerse diyor Yeni Şafak'taki haberde bu sefer Asya'da üretim krizi başlayacak. Yani ısınacaksın ama evet. işte çip krizinden bilmem neyine kadar bu sefer ekonomik kriz muhabbeti daha da katlanacak. Evet, var da yani Çin'de daha da katlanacak. Büyük bir sıkıntı var ve dünyayı etkiliyor. Aynen aslında öyle. Bütün dünyanın yani unutmayalım bak nereden nereye geldik yani bu enerji Avrupa Ukrayna krizinden nasıl her şeyin birbirine bağlı oldu. Bütün dünya ne kadar birbirine bağlı bir şekilde yani dünyanın bir tarafında olan herhangi bir kriz yaşanan kriz özellikle Çin gibi bütün dünyaya mal satan bütün dünyanın pazarı oldu Çin çünkü. Orada yaşanan küçük bir kriz ABD'yi de tut Rusya'yı bütün dünyayı etkiliyor. Bu arada da yeni aynen. şeyler ortaya çıkıyor biliyorsun yeni fotoğrafta yani Çin'le Rusya'nın yakınlaşması sanki bize eski soğuk savaş dönemlerini hatırlatmaya başlayan yeni bir tartışma da açılıyor bu arada. Çünkü bir taraftan bastıran NATO ve Amerika var, Avrupa var, diğer tarafta Rusya var ve şu anda çok ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşayan bütün dünyada olduğu gibi Çin var üretim sıkıntısı olan. Burada ne oluyor hemen bir arada kompartman ilişkiler başlıyor. İster istemez. En yakın yeni Rusya ve Çin. Doğru. Bu da yeni bir denge. Şimdi bu enerji meselesini konuşmaya önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda devam edeceğiz. Fakat şunu unutmamakta fayda var. Şimdi Türkiye yaklaşık 35-40 milyar dolar hani ekonomi kısmına da bir değinip öyle geçeyim. Yeni Şafak gazetesinde yazıyor. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart döneminde yaklaşık 35 milyar dolar civarında enerji harcamamız var. Bu ülkede. Bayağı bir ciddi bir şey mi ya? Para yatırıyorsun. 35 milyar dolar civarında. Büyük ülke 35 Türkiye. Milyar dolar civarında. Nisan'dan Ekim ayına kadar da hem turizm sezonunun açılması hem tarım gelirlerinin artması nedeniyle bu sene 50-55 milyar dolarlık bir girdi inşallah ben de çok inşallah. Mutluyum. Evet inşallah. Yani bir şey var rahatlama özellikle ne diyor da Mart'tan sonra Nisan'dan evet. sonra diye. Mesele o bu enerji fiyatlarına şimdi yapmış olduğumuz anlaşmalar vesaire gibi durumlarda belli fiyatta ödüyoruz ama şu anda arzın az olduğu ya da azaldığı fakat talebin hunharca attığı bir dönemde fiyatların da 6-10 kat arttığını evet, işte unutmamak lazım. Bayağı. Gazprom'un 2021 karı bütün hani şeyler enerji firmalarından bahisle örnek olarak Gazprom'u vermişler. Yani %130 mu %200 civarında falan artmış vaziyette. Korkmuş. Düşünebiliyor musun? Yani hani aynı sattığın gaz yani. Ürettiğin belli, sattığın belli. Ama fiyatlardaki artış talebin artması nedeniyle kar oranı yükseliyor. Evet. Şimdi Türkiye işe bile... döneceğim. Ben evet. Isparta'ya döneceğim. Şu Isparta meselesini çok konuşuyorlar. Bununla ilgili olarak da İstanbul'daki beceriksizliğini, CHP yönetiminin İstanbul'daki beceriksizliğinin rövanşını Isparta'dan almaya çalışıyorlar. Ona bir iki değinmekte fayda var. Çünkü Isparta'da yaşananla, yaşananların bir kere ne olduğunu anlatmak lazım. O mevzuyla ilgili olarak hükümetin ne yaptığını ifade etmek lazım ki CHP'nin yeni bir yalanı, yeni bir manipülasyonunu da bertaraf edebilelim. Isparta'da hakikaten öyle İstanbul'da olduğu gibi değil. Nihat Genç'in dediği gibi lan İstanbul'a ilk defa mı kar yağıyor? İlk defa mı böyle şeyler oluyor diyordu ya Nihat Genç. İstanbul için öyle ama Isparta için öyle değil diyorlar uzmanlar. İnanılmaz derecede bir yağış söz konusu ve enerji iletim hatlarını kopartacak derecede bir yoğunluk söz konusu. Ve böyle bir mesele olduğu anda zaten hani 12 tane ilçesi var bildiğim kadarıyla. Bu meseleyle ilgili olarak enerji nakil hatlarında kopmalar meydana gelince bütün ekipleriyle beraber o şartlar altında müdahale ediliyor. Öyle bu muhalefetin özellikle iddia ettiği gibi çünkü buradan yürüyerek çöktü, devlet çöktü, bilmem ne oldu falan cümlesini ağırlıklı olarak kullanıyorlar. Öyle bir şey söz konusu değil. Elektrik koptuğu anda, iletim hatlarında sorun olduğu anda ekipler buna zaten hemen müdahale ediyorlar. Öyle 4 gün boyunca
elektriksiz kaldı, insanlar soğuktan dondu, kimse Ispartalılarla ilgilenmedi, şöyle oldu, böyle oldu, yalan ve tezviratını yoğun bir vaziyette gündeme sokmuş vaziyetteler. Sabahleyin de Ali Haydar, kim soy ismi? Habertürk'te izledim. Ha, öyle bir şey. Öyle bir soy ismini bakarım şimdi, öğrenirim soy ismini de. Yani öyle bir mesele anlatıyor ki diyorsun ki hakikaten yani 1999 depreminde Ecevit'in yaptığını Erdoğan şimdi Ispartalılara yaptı falan zannediyorsun. Dinlediğin zaman. Yani Ali Haydar Yıldız'dı herhalde. Ya arkadaş. Ali Haydar Fırat. Şimdi buldum. Ali Haydar Fırat. Ya hani okumamız yazmamız olmasa, radyo televizyon dinlemesek, telefon edip oralardan bilgi almasak Ali Haydar Fırat'ın yalanlarına inanacağız bir şekilde. Ay Ali Fırat işi o zaten. Yani bak, çok kibar bakan bile yoktu diyor. Bilmem 4 gün sonra anca geliyor. Ya bakan Sayın Cumhurbaşkanı'yla beraber Enerji Bakanı Fatih Dönmez Ukrayna'daydı. Perşembe günü. Cuma günü geldi. Azerbaycan'da enerji meselesi toplantısı vardı. Oranın da oraya gitti. Cumartesi sabah erken saatte Isparta'daydı. Ama o gitmeden önce bakan yardımcıları, bölge ile ilgili işte milletvekilleri, İçişleri Bakan yardımcısı zaten bölgede bir meseleyle ilgileniyorlardı. Ama bunların böyle özellikle kendi beceriksizliklerine rövanş olsun diye Isparta'yı gündeme getiriyor olmaları, devlet burada bitti algısı oluşturmaları yeni bir yalanlarının, yeni bir tezviratlarının, yeni bir manipülasyonlarının örneği oldu. Abi normalde konuşulmaz böyle şeyler Hikmet. Yani bu programın konusu değil bu. Ama sen kalkıp da buradan manipülasyon yapmaya kalkarsan Ispartalı soğukta, karda, kışta bilmem şöyle bırakıldı, edildi falan diye yalanları tüm Türkiye'ye boca edersen otomatikman bizim radarımıza girmiş oluyorsun. Girersin ve nitekim bizim de zaten... Bak, enerji iletim hattına bak. Bizim sıkıntımız, bizim derdimiz hani dünya programımızın konusu değil. O da şu, yani aslında bir yerde bir bakımı biz gazetecilik yapıyoruz burada. Gazeteciliktir bu. Halkın vicdanından bahsediyoruz. Gündemi yorumluyoruz. Günün gündeminde ne varsa onunla ilgili bir takım pencereler açıyoruz. Farklı pencere açan da olabilir. Tartışırız. Biz farklı düşünüyoruz. Öteki kanallar farklı düşünüyor olabilir. Bütün bunları es geçtim. Şimdi örnek verdiği için oradan devam edeyim. Birkaç gündür tabii muhalefet Isparta'da şöyle yaşandı, bu yaşandı falan filan. El hak doğru. Isparta'da hakikaten görülmemiş bir hani daha önce işte Kastamonu'da olduğu gibi hatırlıyorsun. Bozkurt'ta sel olduğu felaketinde. Gibi sel felaketinde. Ya da Allah muhafaza İzmir depremde olduğu gibi. Malatya'da, Elazığ'da sallandığı gibi. Çok daha iyi hatırlattığın gibi 99'da Gölcük depreminde olduğu gibi. 26.000, 28.000. Bunu söylediğimiz anda bozuluyorlar ha. Bak, o örneği ben niye veriyorsunuz? O örnek bunun karşılığı değil falan diyorlar. Bu tür felaketler, insanoğlunun karşılayamayacağı bir takım şeyler var bu dünyada. Bunun gelişmişlikle alakası olmayan şeyler bunlar. Bu dünya tarafında yaşanıyor ve yaşanmaya devam edecek. Biz o yüzden ne diyoruz? Allah ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin. Bu. Amin. Abi bak görüntülerde Enerji Bakanı Ulaştırma bak yanındaki. Geçen seneki hiç unutmuyorum. Burada günlerce haftalarca bizi konuşturdular burada. Yangın, orman yangınlarında olduğu gibi. Ya ona da örnek veriyorlar. 15.000, ya binlerce örneğini verdik. Anlattık. Yok Türk Hava Kurumu'ndan başladılar. Yok uçak böyle büyük olsaydı, alttan düşseydi, oraya girse, buraya çıksaydı. Yani senin benim değil. Bu işin uzmanlarının tartışacağı bir takım şeyleri en üst düzeyde gazeteciler tartıştılar bu ülkede. Doğru. Veyahut da işte kendini muhalif gibi manşet attılar. Böyle uçak böyle kapağı açsaydı, pneumatik sistemle hidrolik olmadığı için 2 tonluk uçağı böyle kaldırıp suyu böyle fışkırtsaydı, şöyle fışkırtırdı da şöyle bilmem ne falan. Bundan daha ahmakça tartışma yoktur aslında ama mecburen zaman zaman bu ahmakça tartışma içerisine girmek zorunda kalıyorsun. Neden? Çünkü adam sana acayip şeyler söylüyor. Yani neden acayip şeyler söylüyor? Mantıksız, tutarsız, sanki o bir afet felaket değilmiş gibi. Ha gelelim şimdi bunların derdine. İşte Ali Haydar örneğini verdi. Hı hı. O da hatırlıyorum bir programda da böyle bana şey demişti. İstanbul'da o kadar güzel şeyler yok. Gel seni İstanbul'u gezdireyim. Ali Haydar beni İstanbul'a gezdirip güzel şeyler anlatacak. 54 yıllık İstanbullu olarak bana İstanbul'da ne yapıp yapını bana anlatacak. Cehaleti görüyor musun? Zır cahilliğini. Bir de ortada bir şey yok. 3 tane cümlesi var. Musluk, tuvalet, pis var. Bu kadar lan, başka bir şey yok. Evet. Ama bak mesele şu Murat. Örneğini verdim ama oraya anlamak lazım.
İstanbul'da ama kar yağdı böyle, İmamoğlu dediniz. Arkadaş, adam Balıkçı'da yakalandı. Bunun lamı yok, cimi de yok, CHP'si yok, AK Partisi yok, Murat'ı yok, kılı yok, tüyü yok. Adam Balıkçı'da yakalandı. Ama işte Balıkçı özel, bir dakika. Adam daha önce de İstanbul'da esnaf kovayla su boşaltırken adam gitti Bodrum'da güneşlendi. Ya ama bilmem ne. Ya adamı gönderdiniz şeye, deprem felaket alanına. Malatya. Adam Malatya, adam orada baktı, orada kaymaya başladı. Bu böyle, bunun kaçarı yok. Yani bu göz göre göre böyle bir adam. Bak ben geçen gün, bugün yağışçı uyarı vermişti ya meteoroloji. Aman sel fırtına, hemen tedbir alınsın. Hemen Balıkçı rezervasyonu yapılsın arkadaşlar. Arayın adamı bir yerde. Peki. Bu hale getiren sensin zaten. Ama o gün o kar felaketinde olay şu. Hani bilmem kaç saatte bu kadar sel oldu. İzmir'de olunca böyle yapıyor. Yani İzmir'de, Üsküdar'da da olmuştu. Bir şey demedim ki zaten. 10 saatte bu kadar su dökülmüş. Mesele o değil ki. Tam da onu söyleyecektim. Sen ben. 13 bin tane işçi atarken o işi bilen 10 yıllık, 15 yıllık, en küçüğü 5 yıllık karla mücadele etmiş, kepçe kullanan, kar küreme araçlı kullanan, tuz atan ekipleri boşaltırsan, oturup da Balıkçı'da yakalanırsan ve de bunun üzerine yan tarafta ben daha önce AK Parti hükümetine kızmıştım. Şey, daha doğrusu belediyeye kızmıştım. Bu kadar çok kumu, bu kadar çok tuzu bu kadar yığıyorsunuz. Yağmura dönüştü. Tuzları nerede diye demiştim mesela. O zaman dedi, ya bu kadar tuza gerek yoktu. Tuzları koymamışsın. Adamları göndermişsin. Kendi Balıkçı'dasın. Bana buradan diyor. Ama bak İstanbul'da eleştiriyordunuz diyor. Tamam. Bu nasıl bir kafadır ya? Karşısını söyleyeyim, doğru. Aynen böyle. Ben nasıl de bunu söyleyecektim. Bu Isparta meselesinde eğer İstanbul'da yaptığı gibi Isparta'nın ondan sonra belediye başkanı herhalde kim, AK Parti herhalde. AK Parti mi? MHP'li bilmiyorum. Palandöken'de kayıyorsa. Kim o? Aynen bu mevzu olduğunda Isparta'da Balıkçı'da yemekteyse, bu mevzuyla ya, ilgili yolları açmadıysa işte, vesaire ya da işte enerji nakil hatlarıyla ilgili olarak direkt hiç kimse çalışmadıysa bakanı, bakan yardımcılarını gömelim, ama durumun böyle olmadığını biliyoruz. Buradaki kıyaslama yapacaksınız eğer, senin dediğin gibi ya çalıştılar mı çalışmadılar mı? Bu kadar İstanbul'un 10 katı 20 katı daha kötü olan bir felakette ilgili birimler cansiperhane çalışmış vaziyette, öyle 4 gün boyunca bütün Ispartalıları ondan sonracıma soğukta, karda, kışta elektrikle baş, elektriksiz bir şekilde soğuk kar kışta baş başa bırakılması söz konusu değil. Hatta bir örneği verdiler. Ya bu konuyla ilgili olarak diyor Antalya Büyükşehir Belediyesi çorba, gıda gönderelim edelim falan dendiğinde hiç öyle şey de yapılmadı yani, göndersinler falan dedi. Bugün daha ulaşmış. Aynen. Zaten bitti, elektriklerin tamamı verildi, bilmem ne oldu. Olsun, sıkıntı yok yani. Yardımlaşma, yardımlaşma hikayesini bak hiç kimse bilmiyor. Antalya yardım etmiş Büyükşehir. Ne kadar güzel. Isparta'ya işte gıda aracı göndermiş. Tebrik belediye ederim. Olarak tuzumuz bulunsun, bilmem şu olsun takdir falan ederim, denmiş. Tebrik ederim ya. Hoş bir şey. Hoş bir şey. İnsan olun biraz. Buradan ya. Kalkıp da İstanbul'un revanşını Isparta'dan almak gibi bir ucuz siyaset yapıyor ya muhalefet. Ucuz bir şey yani. Kendi ahmaklıkları millete. Bir şey söyleyeyim, bunu böyle bitirdik biliyorum. Vaktimiz yok ama. Kalmadı hakikaten. Şu örneği de verelim. Bunu konuşanlara özellikle görürsen bir gün bir yerde Ali Aydar'a da söyle. 3 Şubat. Yani ne kadar aşağı yukarı bir hafta önce, 6 gün önce değil mi? 4-5 gün. Haberini de verdik. Sen burada gidip adamla haber de yaptırdın. Bak örnek istiyorsam örnek bu. Kar yağdı, sel oldu, deprem oldu. Amerika'daki ve Kanada'daki yangınlar. Hatırlamasın. Ekim'e kadar sürecek de ilan etti Amerika. 3 ay sürecek o yangın dedi. Tabii. Daha yeni. 6 gün önce Texas'taki biliyorsun fırtına, işte storm ve icing bilmem ne falan. Neyse şöyle söyleyeyim. 70 bin kişi Texas'ta bir hafta elektriksiz kalıyor. Cevapları var CHP'nin. Hocam bir dakika, nasıl cevap? Var. 70 bin kişi. Var, cevabı var. Dinledim. Aynısını söylediler. Alaydar Fırat dedi ki ondan sonra, kardeşim diyor, oranın diyor mevsimsel şartlarıyla buranınki bir mi diyor. Hay. Orada fırtına, ondan sonra hay, acaba hortum mortum Türkiye'de olsa o zaman hiç yaşayamayacağız burada falan. Bunu mu söyledi? Vallahi söyledi. Allah CHP'yi kurtarsın, ne diyeyim. Bir de şey söyleyeyim, kaç kişi öldü? 212 kişi öldü. Neden öldü biliyor musun? Şey, soğuk. Ve aynı zamanda fırtına yakalandıktan sonra 200 kişi, 212 kişi toplam ölü sayısı New York Times haberi. Bu da birkaç gündür konuşuyor. Yalnız hiç kimse şunu söylemiyor. New York Times valisi nerede? Senatörler nereye gitti? Bu soğukları bilmiyor muydunuz? Bu soğuk, bu ısıtma şirketi kimdi? Teli nereden çıkarttınız diye. Konuşmak yok. Adamlar ATV'leri almışlar ellerine. Isınmak için her türlü malzemeyi yakıyorlar. Bir hafta Amerikalı bekleyecek. Ulan orası Amerika. Ne demek bilmiyor muydu?
Ne demek orası? Türkiye'de bunlar olsaydı. E Texas'ta 2020'de ne oldu? Tam bir sene önce ne oldu Murat? Aynen öyle. Biz bir sene önce de aynısı oldu. Bir sene önce de 100 kişi öldü. Ulan her sene 100 kişi, 150 kişi ölüyor aynı yerde. Amerika burası. Can Ataklı'dan bir video var. Onunla da bitireyim meseleyi. Ya nasıl bir adam bunlar kaldı. Ya? Şimdi bu Ukrayna meselesini de aslında konuşmak gerekiyordu ama hangisini vereceksiniz? İki tane video vardı. İlk şeyi versin işte o korona mıdır değil midir tartışması. Dinleyelim, onun üzerinden konuşayım. Tayyip Erdoğan'ın ve eşinin koronaya yakalanmış olması. Bir, gerçekten korona mı? O konuda benim kuşkularım var. Söyleyeceğim ama neden öyle oluştuğunu. Ama tabii bu koronaya yakalanma olayı bana neşeli biraz tuhaf geldi. Şu açıdan ya daha iyi korunan kim var? Yani Tayyip Erdoğan'ın yanına aşısız hiç kimse giremiyor. Ayrıca Tayyip Erdoğan'la yüz yüze gelecek olan herkesten PCR testi isteniyor. Yani son 24 saat içinde yapılmış PCR testi isteniyor ve negatif tabii çıkması lazım. Pozitif çıkan hiç kimseyi sokmadılar. Buna rağmen hem kendisi hem eşinin olması bana tuhaf geliyor. Son günlerde biraz fazla belki yıprandı, yoruldu. Yani belki biraz yoruldu. Belki saraydaki adamlar ya bizim patronu biraz geri mi çeksek ne olsa hani bir süre gözükmese diye. Aynı anda dikkat edin bakın Hulusi Akar da korona oldu. Yani ne oluyor, birbirinize mi bulaştırdınız? O da mümkün tabii ama bana bunlar tuhaf gibi geliyor ve sanki hani bir süre bir kenarda duralım kardeşim, bazı işlere de karışmayalım gibi. Ben bu şey olayına hiç iyi niyetle bakmıyorum söyleyeyim. Yani bu korona olayı bana göre koronadan kaynaklanmış. Ya bu aklıma niye getirdi biliyor musun? Kılıçdaroğlu'nun korona mücadelesi. Adam çıktı, ben dedim ki muhakkak bir şey söyleyecek bu adam. Bir şey buldu, bir antibody buldu, vücuda zerk edecekler falan. CHP şey var ya, yani tırnak içerisinde ilim yuvası, bilim yuvası, çağdaşlık bilmem ne. Hı. Yani senin de Kur'an-ı Kerim okuyan talebeler gibi orta çağ yok. CHP o dedi. Adam iki tane dedi şeyim var. Bunun iki tane kuralı vardır dedi. Ulan dedim dünya sağlık örgütü çözemedi. Kılıçdaroğlu çözdü. Dedim bakalım neymiş bu çözüm. Kılıçdaroğlu sonuçta korona. Sağlık meselesi. Eğer bir şey, iyi bir şey varsa Kılıçdaroğlu'dan da alacağız çünkü hazırız biz. Biz akıllı adamız çünkü. Bekledik. İki tane bölümü vardı değil mi? Bir, koronaya yakalanmayacaksın. İki, baktın ki yakalandın, tedavi olacaksın dedi. Düşün benim Şirazem Kaydı Hocam. Ne diyor ki bak, bak aa diyor aynı anda diyor, enteresan bir şekilde. Hulusi Akar da diyor koronaya yakalandı. Allah gerçi Allah uçaktaydı. Diyor. Gerçi diyor olabilir. Bak, hocam, şimdi bak Hulusi Allah Akar da şunu söyleyeyim. Allah burada ya, şifa versin. Can Atak diyor, hakikaten Allah şifa versin Can Atak diyor. Ama şey sen ben sana söyleyeyim. Can Atak da kurnaz bir adamdır. Hakikaten kurnaz bir adamdır. Peki. Can Ataklı sosyal medyada tıklamanın gücünün ne olduğunu bildiği için bu tarz cümleleri, bu tarz kelimeleri, bu tarz varsayımları bilerek ve kasten yapıyor. Başka türlü tıklanabilirsin. Tamam. Tıklatabilirsin istiyorsan. Yok, tıklatamıyorsun. Böyle tıklatabiliyorsun kendini. Daha hızlı böyle tıklatmanın yolları var. Can yok yok tıklatamıyorsun yani. Görmüyor olsa... musun abi TikTokçuları? Vallahi TikTokçulara benzedi. Ya bu adam bak sabah hocam, gazetesinde benzin dök mesela ben sana şey var sabah ya. Gazetesinde bak yıllar önce Aspava diye bir köşe yazmış. Sabah gazetesinde yazmış olduğu yazılarla falan sözü dinlenmiş işte ciddiye alınmış şu bu falan filan. Kişinin 70'li yaşlarda bir TikTok fenomenine dönüşmesinin acı ibretlik tablosunu seyrediyorsun hocam, niye şu kıskanmayalım anda. Bu adam bak hadi bunu geçtim Hulusi Akar'la hiç. Erdoğan anlaştı. Ben de uçaktaydım. Bak, buluşum. Ben de uçaktaydım. Girmeden önce sen de gittiğinde gazeteciler herkes öyle test yaptırıyor. Şu oluyor, bu oluyor falan filan. Doğru söylüyorsun. Ama, ya Türkiye'deki çevresini kontrol ettirebiliyor ama Ukrayna'daki çevreyi kontrol edemiyorsun. Tamam, evet, Ukrayna Sarayı'na oğlum, girdiğin tamam. Zaman işte Zelenski'yle görüşüne geçtim onların hepsini. Sadece mesele değil ki cuma namazına giden herkesi mesela cuma namazına giden herkesten test alınmıyor. Ve siz bilmezsiniz Sayın Ataklı, Erdoğan cuma namazı kılıyor. Evet. İlginçtir değil mi? Cami diye bir şey var. Cami diye bir şey var. Var. Erdoğan Cuma'ya gidiyor falan. Ortasından okunuyor. Yani öyle etrafında kimse yaklaşamıyor. Hikayesi birebir görüşmelerde bu doğru. Ama Erdoğan kalabalıkların içerisine giriyor. Mesela namaz kılıyor. Müslüman adam. Evet. Namaz kılıyor. Ya devam burada, ediyorum. Finali şunu da bitireyim. Finali şunu da bitireyim. Çok çok sağlıklı hikmet. Bitiriyorum. Kadir Yıldız evet. Uçaktaydı. Türk Gün Gazetesi'nin evet. Ondan sonra cime mensubu. O da oldu. Şimdi Hulusi Akar'la Erdoğan anlaştı. Biz
Pozitif diye açıklayacağız. Dur Kadir'e de gönderelim. Olsa Kadir de herhalde şey yaptı. Abi beni niye unutuyorsunuz ya, ben de unutacağım dedi, falan filan dedi herhalde falan. Sen tabii kaçtın. Ben kaçtım. Maske taktın. Hocam eşofman Şevket Hoca ne yapıyordu? Hatırlıyor musun? Söyle. Yani çocuklar hocam bir şey soracağım diye benzinle ilgili. Diyor ya oğlum sana benzinle üstüne dök. Tamam mı? Kim bitecek? Yak kendini bak çok güzel olur. Yacına taktı. O TikTok'u falan bırak bu işlerle. Vallahi TikTok çaldı ya, yazık. Bir gün soyun, bir gün benzin dök üzerine. Daha çok izlenirsin. Biz ama biz de yardımcı oluyoruz Can abiye bu arada. Değil mi? Vallahi arada bir günler tutuyoruz yani. Vallahi öyle. Günün manşetini bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyoruz. Efendim.